Hukuk kötü niyeti himaye etmez, etmemelidir de. O zaman eşlerin evlilik devam ederken diğer eşin veya ailenin ekonomik çıkarlarını kötü niyetli olarak ihlal etmesi önlenmelidir. Eğer önlenememişse o eşe bu haksız fiilinin hukuki bedeli ödettirilmelidir. Bu haller tek tek yasada düzenlenmiştir. Bunlardan birisi Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesinde koruma altına alınan aile konutudur. Aile konutunun eşlerden birisinin edinilmiş malı olması, kişisel malı olması, kiralık olup olmaması önemli değildir. Eğer bir aile konutu söz konusuysa, diğer eşin muvafakati alınmadan aile konutuyla ilgili olarak yapılmış olan işlem hükümsüzdür. Ama bunun hükümsüz olduğunu iddia eden tarafa dava açmak gibi maddi ve manevi bir külfet yüklenmektedir. Onun için öncelikle eğer bir aile konutunuz varsa tapu idaresine başvurarak aile konutu şerhi konulmasını talep edebilirsiniz. Eğer talebiniz tapu idaresinde reddedilirse aile mahkemesine başvurarak aile konutu şerhi ile ilgili dava açabilirsiniz. Aile konutu eşlerin günlük yaşamları için tahsis edilmiş, günlük yaşam faaliyetlerinin sürdürülmesine özgülenmiş bir konuttur. Bu bir tekne de olabilir, bir daire de olabilir. Önemli olan özgülenme kavramıdır. 194. maddemiz aile konutunu özel olarak koruma altına almıştır. Bir diğer koruma maddemiz Türk Medeni Kanunu 199. maddesinde düzenlenen eşin tasarruf hakkının kısıtlanmasına ilişkin maddedir. Bu müstakil, makdu harç ödeyerek açılan bir dava türüdür. Ailenin ekonomik varlığının korunması, evlilik birliğinin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerektirdiği ölçüde mal varlığı ile ilgili eşin tasarruflarının diğer eşin iznine, rızasına bağlanmasını sağlayan bir dava türüdür. Tasarruf hakkı kısıtlandıktan sonra ailenin ortak giderleri, sağlık giderleri, çocukların okul giderleri gibi zorunlu giderler nedeniyle mal varlığının satılması gerekli olabilir. Diğer eş kötü niyetli olarak bu satışa izin vermeyebilir. Bu takdirde eşlerden birisi aile mahkemesine başvurarak bu iznin mahkeme aracılığıyla verilmesini isteyebilir. Tabii ki bütün bunlardan gerçekten ortak giderler için bir ihtiyaç söz konusu olduğu ispat edilmek durumundadır. Kötü niyetli bir eşin boşanmaya hazırlık yapmak üzere mal varlığını elden çıkarması, ailenin veya karşı eşin maddi çıkarlarını ihlal etmesi her zaman mümkündür, karşımıza çıkmaktadır. Bunu önleyebilmek için belli mal varlıkları ile ilgili olarak bu tasarruf hakkı kısıtlanmaktadır. Her davada olduğu gibi iddia eden eşin bu kötü niyet iddiasında ispat etmesi beklenir. Yalnız burada eşin tüm mal varlığı ile ilgili tasarruf hakkı kısıtlanmamakta, gerektirdiği ölçüde denilerek bir kısım mal varlığı ile ilgili tasarruf hakkının kısıtlanmasına ilişkin kararlar verilmektedir. Bir diğer koruma maddemiz Türk Medeni Kanunu'nun 206. maddesidir. Eşlerden birisi mahkemeye başvurarak olağanüstü halleri de ispat ederek mal ayrılığı rejimine geçmeyi aile mahkemesinden talep edebilir. Örnek olarak diğer eşin mal varlığı borca batık hale gelmiştir. Diğer eş mal varlığı hakkında hiçbir bilgi vermemektedir. Envanter düzenlemekten kaçınmaktadır. Eşlerden birisi sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmiştir. Eşlerden biri diğerine karşı vekalet hakkını kötüye kullanmış olabilir. Bu durumlarda mahkemeye mal ayrılığına geçiş için dava açılır. Mahkemede bu konuda bir karar verilirse bu davanın açıldığı tarih itibarıyla da mal ayrılığı rejimi devreye girer. Bu da eşleri koruyan bir maddedir. Bir diğer koruma maddemiz Türk Medeni Kanunu 216. maddede düzenlenen envanter maddesidir. Diğer eşin mal varlığı hakkında bilgi sahibi değilseniz ve eş bunu resmi bir senetle yapmıyorsa bu envanter talebinizi ileri sürebilirsiniz. Eğer eş tarafından envanter verilmezse aile mahkemesinden envanter düzenlenmesi talep edilebilir veya mahkemeye başvurarak envanter düzenlenmesinden kaçınıldığı gerekçesiyle bir önce açıkladığım 206. madde gereğince olağanüstü mal rejimine geçiş davası açılabilir. Peki buna rağmen korunamamışsa, mal varlığı kötü niyetli olarak elden çıkarılmışsa, o zaman da tasfiyede elden çıkarılan bu mal varlığı değerlerinin borçlu eşin
aktifinde olmasını sağlayan Türk Medeni Kanunu 229. maddemiz var. Eklenecek değer adıyla rejim sona erdiğinde mevcut olmadığı halde malı kaçıran eşin aktifinde parasal değer olarak o malın yer alması sağlanır. Tabii her davada olduğu gibi bunları ispat etmek koşuluyla.